1934 doğumluyum. Yani o seneden bu yana evlilikten bahsedeceğim, iş yerinden. Kaç kardeşsin Arif amcacığım? 5 kardeşiz. 5 kardeşi tabii ayrı ayrı yerleri var. Ondan kere biz bağcılık yaptık. Tütüncülük yoktu o zaman. Bizim zamanımızda ama sonra akında vardı. Sonra tütüncülük başladı. Tütün diktik, zehirini attık. Bunun atatı tütün kırdı. Kendimiz tarla bulgur yapardı bu. Hatta tarlayı ben yasakladım. Elinin acısı çıkardı. Tabii yaramazdı yani. O yüzden onu terkledik. Durum bu. Ha. İşe gelince kadar yani bağışları buydu. Evlenmede işte o senelerde evlendim. Ayını bilemem. Yani ayını hatırımda yok. 19 işte bunu 7 sene, 6 sene bekledim onu ben. O zaman için yani askın asılırdı. Nikah olunmuyordu. Çünkü 15 gün köylüye duyuracaksın, ilanı edeceksin. Ondan sonra evlenmeye girilecek. Bu sefer de bunun da yaşı büyümedi. Hatta benim anam rahmetlik bile kör alacağız dedi. Niye büyümedi bu yaş dedi, bir de bu evsindi amramallık. Yani olayı anlatıyorum. Şimdi bunun için ben de askere gittim, askerde kaldım. 2 sene askerlik yaptım, sonra mezunat vurdu bize. 2 ay evvel geldik yani. Sonra askerliği ben Balıkesir'de yaptım. Yani işte Şükrügil, akranlarımızla gittik yani ve İskil bile. Oradan ben Balıkesir'de kaldım. Arkadaşlarım benim buradan Minen'le Bandırma'ya gittiler. Bu sefer de bize bir emir geldi. Balıkesir'de İstanbul'a alay kurulacak dediler. Beykoz'a. Beykoz'a alay kurulacak dediler. Beykoz'a alay kuruldu. Biz buradan top, tüfek, taharet kalktı. Tren ayırdılar bize vagonları. Vagonları biz Eskişehir'de nöbet bekledik. Başka yerden tren gelecek, ona bağlanacak. Bizim işi uçak savara şey aletleri. Uçar silahlar vardı, uçar top silahları var. Uzun toplular var, taharetler de var. Yani bunlar o zaman için İstanbul'da sonradan da Beykoz'a kalktık. Beykoz'da askerlik yaptık. Orada askerliğimizi bitirdik. Durum bu. O durumda. Kaç çocuğun var Arif amcacığım? Benim 5 çocuk var. 4. 4 çocuğum var. Neredeler? Neredeler? Birisi İzmit'te, birisi Almanya'da, birisi Denizli'de, biri Çal'da iş yerinin müdürlüğünü yapıyor. Durum ne bu. İşler yaptınız? Bağ, bahçe, ne zorluklar gördünüz? Bağlarda zorluk gördük işte tabii. Atıla yaptık, atıla sürüyorduk. Sonra motorlaştı. Büyük motor aldık, küçük motor aldık. Pat pat babi de iki tekerlekli. Onu aldık, onlarla uğraşıyoruz. Muhtarlık da yapmışsın Arif amcacığım. Yaptım, yaptım. Muhtarlık da yaptım. Hatta muhtarlıktan sonra da dernek verdiler. Dernekte de şimdi tabii beni seçtiler. Bu sefer de ben usandım. Dernek ölüyordu. Tabii şey polis polisi tabii devletin polisi amca derneğiniz ölüyor dirilteceğiniz müracaat et. Başkan da yoktu o zaman için ben azasıydım başkanıydım da istemediydim. İstemediğim halde bir daha seçtiler beni bir daha. Ya ben aday değilim gelir giderim kodum hepsini yaptım gelirim şu giderim şu anlattım. Benim tahtaya ben ismimi yazmadım. Aday değilim dedim. Kara güldüler güldüler. Bir sürü benim oy çıktı. Olmayan dedim ben kızdım. En düşü azanız olayım dedim. Ben derneğe gideceğim de bankadan para çekmeye. Zaten işimden kalıyorum boyuna dedim. Uşağı kepenek. Uşağı Ulubey'e kepenek gittim. Yalnız partimin oyunu kullanamadım. Niye kullanamadım? Uşak'ta kepenek işliyorum. Ben buraya gelsem basırım. Orada dükkanım var, işim var, kaydım var.
Orada 3 ay, 3,5 ay çalıştım. Oradan da hatta çocukları da götürdüm. 3 ay orada okudular. 3 aydan sonra oradan yazı yazdı onun okulundan müdür. Buradan istediler yani. Buradaki Alfaklar Köyü oraya gönderdi. Çocuklar oradan tekrar 3,5 ay sonra geri geldiler. Biz de geldik. Devamımız burada sanayi kurdum. Yünü sanayiyle attım makineyle. Kepenekleri de makineyle yaptım. Alakeçe yaptım nakışlı, boyalı, çoban kepeneği. Çobandan giydiği kepenekten yapardık. Bir de eve yazılan yaygı var. Nakışlı, boyalı. Hatta o keçenin de bir özelliği vardır. Şimdi otur oraya, kış gününde bile kalk yarım saat gezge, oraya elle ısıcaktır. Yani böyle özelliği var. Şu anda devam eden yok değil mi Arif amca? Yok, hazırcıyım ben. Çalışmıyor. Çünkü bak makinelerim asılı. Buhar makinelerim var. Bu zaten hiç çalışamıyor. Arazisi de yok. Bir de buna ben bakıyorum. Benim aileyle geçiniyor bu da. Yok, arazisi de yok. Yok. Geçim nasıl Melat teyzemle? Geçimimiz iyi canım, geçimimiz iyi. Geçimimiz iyi. Sana iyi bakıyor. Baka. Bakan mı? Onun da ayağı tutmuyor. Sobuyu hazırlayan benim. Hepsini hazırlayan yine benim. Yani benim ayağım iyi. Nefes tıkalıyor. Kendimi sıkmıyorum. Seri yol yürümüyorum. O yüzden iyi. Camiye de gidemiyorum. Bu yokuş şey diyor. İnişi çok seviyor. Yokuş oldu mu tıkanıyor. Ayağım sağlam ama içeriye hava giremiyor. Giremeden tıkanıyor. Tabii böyle. Yani soğuk dizisi de çok kaldık. O eskiden de hiç su elektrik yoktu. Anlattım yani. Belediyelerde elektrik yok, köylerde de yoktu. Ama kazayla vilayetlerde vardı. Durum bu, benim söyleyebileceğim. Düğünün nasıl oldu Arif Düğünüm, amca? Düğünüm, burada bir eniştemin cibi vardı. Buna tekrar gittik, cibe bindirdim. Cipten önce bizimki cibili oldu. Ondan öncekinde ata bindiler. Ata binmeyle geldiler yani. Benimki çiple oldu. Düğünümüz böyle oldu. Hacı'ya gittin mi? Arif gidemedim. Amcacığım. Gitmem de zor gari. Zorlaştı. Oğlan verirse gideceğiz. Tabii oğlan bakıyor gari. Tamam. İşte ondan gitseniz nefes darlığından zaten kaynaşamıyor. Durum bu. Biz 5 kardeşiz. 4 kız bir cez oğlan. Orada. Ondan sonra oncazlar da herkes kimi Antalya gitti, kimi oraya gitti, dağıldı. Biz de anamızın başında kaldık. 4 kız. Oğlumuz da Antalya gitti. Dişçilik. Kardeşim vardı. O da orada öldü. Karısı da trafik kazasından gitti. Hülyacımızın kocası da banyoda öldü. Orada kaldı yavrum. Bekiydi. Ondan sonra oncazlar da buraya geldiler. Nişleyeceğiz. Nişleyeyim halam. Ölüm de Allah'tan. Biz ne edeceğiz? Bir oda öğle dince kadar akşam oldu. Ay ne derdim. Ey derdim. Anacığım nur üstünde yatsın. Yerde yatmasın. O zaman ne var derdi anam. Kızla herkese derdim. Aman diyeceğim. Gidin oraya gideceğim. Giderdim. Üzüm yok. Bir şeyi yok. Onlar da koza dediler. Oncaz rahmatlıkta biraz köle pişirirdi. Boğaza gidiyoruz. Boğaza. Diteceğiz. Bitti mi? Şeyi köle yiyeceğiz. Onca da rahmetlikler üstüne bir yerde susam saçı verdi. Yirdik. Ayna ey. O da gök gözen götü buruldu. Bir daha gidelim emi iyi. Oraya vardık. Karıncığımız oradan üzüm ile ondan doyardı. Kızım yoktu. Bir portakal yoktu. Portakal kabuğunu yere attılar mı? Ben anacığım derdi ki kızcağım o kabukları al git derdi. Hüyem arıdan da koçobun içine katam derdi anam. Yok ne bul yiyeceksin. Ben de alıcı derdim. Anacığım da onu yürüdü. Koçobun içine katardı. Uburcu kokul oluyor kızım derdi. Onu biz de yerdik. Böyle kaldı. Anacığım bizi kodu da kalktı da bir deniz obasına gitti. Beni de ıranmakla kanmaşı bulam. Dayımızın karşısı vardı. Ben orada ana o bana baktı. Orada eğirdim, dokurdum ben. Ben çok çektim kızım. Vallahi çok çektim. Anamın orada dokuyor.
Buraya geldin ne beyze? Tütün 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 kuşlardan başlardan kaldım. İşte 2-2-4 bu. Duydun mu? Ne zaman evlendin Melat teyzeciğim? Eğer bu biliyor, ben bilmiyorum. Bu nasıl, evlendi. Nasıl oldu i̇yi, düğünün? İyi oldu, iyi. İyi oldu. İyi oldu kızım, düğünümüz güzel oldu. Harbam sevdin mi? Anka sevme mi? 7 sene durdum. Keşke sevmiydim. Aman diyeyim, kepenekçi mi kaldı dedi sevcem. Tutuveme beni. Keşke sevmiydim, kırlı kepenekçi. Çok sevmişsin. Aman ne kızım, sevmezsem oluydu. Şimdi bak, benim yaşım küçük. Duyuyor musun? Özeniyoruz gar tarlada. Osman ayı da. Bunun anası Aşık dayı vardı. Onu şahit yazdırmış. Osman ayı da gittik. Mahkemeye vardık. Öyle hakim bana baktı. Niye geldin kızım dedi. Ben de evleneceğim dedim. Öyle baktı 14 yaşında. Kızım dedi senin anan var mı dedi. Var dedim. Daha anam dinliyor dedim. Anamı da ünledi hakim. Osman ayı da. Kızım teyze dedi, koca ne dedi, sen bunu 14 yaşında kızı niye sattın dedi. E oğlum çoban olamayan deniz ovasına gidiyorsun. Sen çoban olamazsan al ki kızını ben gelin edeceğim dedi. Büyüsün benim yanımda dedi. Ben bakayım dedi. Ekmek yok mu? Anam deniz ovasında. Evine bolluk yok idi kızım, dan gelir size. Şimdi bolluk var, bir de ayak sakat. O zamana kadar oradan geldi anacığım gari. Baklığın ağacım oldu, o oldu. Hadi bakalım nereye? Yine deniz ovasına. Oradan eğirdik, dokurduk. Aman ben çok çektim. Allah aşkına. Buraya gelip tütün tütün tütün. Koca çaylara hadi bakalım süzerle en bakalım. Sabahla inedim. İkindire yakın geldim. Bir de nafut uyardı. Bu ne bu? Seslenmezdir bu. Ne nasıldır bu? Öyle ağır olduğuna bakma. Hı. Sen ne diyorsun? Ya o zamana kadar suladım geldim tütünü. Bunun arayana gittin mi dedi. Gittim dedim. Soladın mı? Soladım. Üstü kızılcıklı hortlak tütün. Elesin battı. O zamana kadar ben de o zamana kadar soladım. Bu da pazardan geldi. Daha ıraza bula. Hiç yalan söylemez. Bu dedi mi? Iraza kızı veriyor bu diyon diye. O zamana kadar. Kalk bir daha sola git dedi. Ana dedim. Takal tutuyorum ben ya dedim. Örtü ve takalı da git dedi. Derdim değiştirdim. Örttüm. Bir de bunun dayağına gittim. Ağlıya ağlıya bunlar yanına gittim. Bu adam iyi olur mu? De bakalım sen ne dersin buna kadın kızım? Ya karşısın geri bunlar yandan buraya geldim de tütün suladım gelsin yani o takılı tuttum. Böyle adam bu. Anladım. Tamam usandım. Yeter. Ama kızım bizim gidin diye bir de. He dur sen. Çocuk okumaya vardım. Vallahi Kamil sen az cabur değilsin. Diyordu hamur kocana üzüm getiriyor. Etekler ondan da çok. Hava ne dedim. Ey dedi. Bu benim çocuğum ölenleri diyorsun kızım. Benim çocuğumu okuyu ve sen gel dedim. Yine mast ettin dedi. E ben mast ettim dedim. Allah'tan geliyor dedim. Otur şuraya dedi. Bak kızım vallahi böyle değilse. O zamana kadar ben de hani karacığımın içinde pırlak pırlakla oluyor ya kurumayan serginin arasında. Ben de alayan da ağzıma kuy veriyorsun. O beni görürmüş. Öyle beni bir vurdu bu. Üzümü tüketsen niye mi üzüm yiyorsun sen? Ana hava nene vallahi bir cez yedim dedim. Onda emzikliyim. Canım istiyor. Ta öyle sımsırdı. O nereye gitti? O da gitti daha kabire. Beni yedirmediler. Ne oldu o? Anladın? Uşağa da gitmişsin Melat teyzeciğim. Uşağa kepenek göndettirmeye. Uşağa gitmedim ben sarı şey, Ulubey'e. Uşağa Ulubey işte. He Uşağa Ulubey. Oraya gittim. Götürdü. Neden? Kalıp detmeye. Çalışmaya. Oturmaya mı gittim? Ya her yerlere gittik. O çocuklara da yazdık. İki çocuk. Onca da karının birinin narını koparmışlar. O karı da bana bir bağırıyor bir bak gelin çıktı sen. Ne var? Senin oğlanla İbrahim'la ondan karım. Mammer benim işimi koparmış. Narımı. E varsın koparsın ben nerede görüyorsun? Niye yiyor onunla? E çocuk narı koparmıyor ile beni bağırmak. Buralarda da gördüm. O da ne kadar sarmış hava almış da yola bir atmış. Benim kızımla da al koca karın sarmış hava böyle olur diye. Oraları da gördüm kepenek ayalına. Tamam güzel kızım. Amcamla
Şimdi baş başasın artık. Ha. Nasıl şimdi anlatıyorsun ama nasıl? Kim? Değerini şimdi biliyor. Ana çok biliyor beni. Çok ettiğini de başıma da yapıyor. Çok biliyor. Kupa dolduruyorsun, kupayı sallayıveriyorsun. E kupayı, kupayı dolduruyorsun, sen sallayıveriyorsun. Bu ne olur mu? Ama böyle bu. Bal yapma zarı. Ha, tamam, yoruldum. Yoruldum. Baraka Film Yapım